Sezginin nörobilimsel tanımı diye Beyza Zart diye bir soru. Şimdi vallahi buna cevap veresim geldi bir anda böyle. O zaman oradan girelim. Vallahi mı? Direkt şeyden başlayalım. Başlayalım. Sezgin'in hocam son zamanlarda hani farklı bir işlev olduğunu düşünmeye başladığımdan beri ben de nörobilimsel kısmını merak ediyorum. Hani ben daha çok hatta evrimsel bir açıklaması olabileceğini bile düşünüyorum. Zaten buna dair belli şeyler var. Bize bir aydınlatırsanız Sezgin'in nörobilimsel tanımı nedir? Nasıl açıklanır? Estağfurullah. O konuda biraz aydınlatmak zor çünkü sezginin ne olduğu daha tam olarak tarif de edilememiş, bırak mekanizmasını. Yani biraz tarif etmekte zorlandığımız bir şey. Ama bugün yapay zeka çalışmalarından gelen bir şeyler garip bir şekilde, yani bizim yaptığımız yazılımsal bir zeka bizim sezgisel durumumuz hakkında bazı yeni ipuçları da veriyor. Çünkü yapay zeka karmaşıklaştıkça, bu kendi kendine öğrenme, işte makine öğrenmesi dediğimiz şey en azından teorik düzeyde karmaşık hale geldikçe, orada da böyle sezgi benzeri bir takım örüntü yakalama falan hikayelerini yavaş yavaş görmeye başladık. İşte tabi bu 2 sene önce falan yok yapay zeka kendi dil geliştirdi falan filan diye yok korktular fişini çektiler gibi haberler vardı hani. O haberler biraz bundan dolayı heyecan doğuruyor aslında. Şimdi bir kere bilgi ve sezgi arasındaki temel farkı en azından lisan düzeyinde bir hatırlamak lazım. Bilgi hepimizin üzerinde ortak anlaşma sağlayabileceği, işte aynı şekilde öğrenebileceğimiz, sözel ya da sayısal ya da bir şekilde ifade edebileceğimiz, birbirimiz arasında değiş tokuş edebileceğimiz malumat paketleri. Sezgi ise daha ziyade içsel kaynaklı bir şey ve farklı veri malumat kaynaklarından alınan bilgilerin kişiye özel bir şekilde birleştirilmesi ama o birleştirmeden yine kişiye özel bir tahmin ya da örüntü yakalanması. Hiç de böyle tarif etmemiştim daha önce ama sezgi yaklaşık böyle bir şey. Belirsiz, ne zaman olacağı belli değil. Yani öngörülebilirliği yok. Algoritmik değil. Yani aynı verileri, aynı bileşenleri verdiğinde herkes de sezgi aynı şekilde çalışmıyor. Ve sezgide görevli olan sistemlerin beynimizin böyle spesifik alanlarından ziyade birleştirme alanları dediğimiz alanlar olduğunu zannediyoruz. Bu birleştirme alanlarının işte en önemlilerinden bir tanesi. Size derste bütün sınıfa söyletmiştim. Hadi sen de aldıysan hatırlarsın onu. Hadi hep beraber parieto temporal korteks. Hadi hep beraber bir daha parieto occipito temporal korteks diye. Beynimizin en büyük ve en karmaşık birleştirme alanı nerede o? Sağ ve sol beyinde ama özellikle sol beyinde çok aktif. Beynin adı üstünde parietal, temporal yani şakak ve occipital ense loblarının ortasında kalan şöyle bir alan. Parieto occipito temporal korteks bizim anlama bölgemizi yani sözel olarak anlama bölgemizi içeriyor. Bu matematiksel işlemlerde vesaire maharetimizi belirleyen bir yer. Şiirden anlamaktan tutun da estetik haz almaya varana kadar sağ beyinde de sol beyinde de birlikte çalışan bu alanlar bizim kompleks algılamalar yapıp kompleks veriler üretebilmemizi mümkün kılan bölgeler gibi gözüküyor. Hatta buraya bazıları aklın zekanın merkezi falan bile diyorlar. Rodman'ın o işte 46. alanı falan filan diye de işte Wernicke alanına denk gelen yerler yaklaşık olarak öyle işaret edilir. Burada tam ortasında Wernicke alanı dediğimiz bir alan var arka tarafta. O konuşmayı anlama alanımız. Önde de Broca alanı diye bir yer var şu sol üst tarafta. O da bizim konuşmayı gerçekleştirebilmemizi kontrol eden bölüm. İkisi arasındaki bağlantılarda bahsettiğim parieto occipito-temporal arka plandaki birleştirme alanının ürettiği sezgisel diyebileceğimiz sonuç verilerini ifade edebilmemizi yani dil bölgesine ön tarafa göndererek ifade edebilmemizi sağlıyor. Şimdi sezgi özellikle evrimsel açıdan akıldan çok daha fazla işimize yarayan bir şey. Yani mantıklı düşünmeden, zekadan, sorun çözümden çok daha fazla işimize yarıyor. Şöyle düşünelim. Bir işte ileride bir toz bulutu var ya da loş bir ortamda işte güneş batmak üzere ya da doğmak üzereyken mesela ağaçların arasında bir karaltı, bir hışırtı, bir şey geldi kulağınıza, gözünüze. Orada normalde aklın, mantığın ya da zekanın işleyiş biçimi şöyledir. Önce bir yeterli veriyi alalım. Yani gidelim şuna bir yakından bakalım bu nedir. Ondan sonra neyse ona göre pozisyon alalım gibi veriye ihtiyaç duyar akıl ve zeka. Ama ve lakin sezgi çok az sayıda veriden hızlı sonuç çıkararak bizim hızlı reaksiyon almamızı sağlar. Bu da tabii ki malumunuz olduğu üzere yani işte vahşi doğada her yerden bir şey çıkabilir bir ortam var. Bizi çok erken bir uyarı sistemi gibi hayatta tutmakta ciddi, nasıl diyelim, yardımı olmuş gibi gözüküyor ve bu sistem seçilmiş. Öyle bir seçilmiş ki nesiller boyunca biz de artık bu mesele muhtemelen adına sanatsal ilham falan dediğimiz mevzulara varacak kadar. Yani ta oralara taşacak kadar gelişkin bir sistem haline gelmiş. Şimdi yapay zekada mesela bu sistemin muhtemelen bizdekine nazaran çok böyle komik bir versiyonu var. Yani yeni bir versiyonu. İşte o geçen sene mi belki sene miydi bu Go oyununda dünya Go ustalarını yenmişti falan filan. Şimdi o bilgisayarın eğitimi
bilgisayarın kendi kendisine, yani algoritmanın kendi kendisine sürekli Go maçları yaparak örüntüyü çözmesi ve sezgisel olarak oynanan bir oyunu bir şekilde anlayabilmesini gerektiriyordu. Ben mesela ondan birkaç sene evvel büyük büyük konuşup iddiaya girmiştim. Yo işte satrançta yener ama Kasparov bir şey değil. Sıkıyorsa Go'dan birini yensin diye. Herifler yapmışlar, yani yendi sonuçta. O sistem aslında bizim sezgisel sisteme bir açıdan benzeyen ya da biraz onu taklit eden bir öğrenme yöntemi ve karar verme yöntemi uyguluyor. Mesela Go oyunu örüntüler üzerinden oynanan, son derece basit, az sayıda kuralı olan ama işte taşların tahta üzerindeki dağılımının örüntülerini iyi okuyarak ancak iyi oynayabileceğiniz, birbirini asla tekrar etmeyen oyunlardan oluşan, böyle satrançtaki gibi belirli hamleleri pek olmayan bir oyun tipi. Dolayısıyla böyle bir şeyde başarılı olabilmesi için algoritmik bir yapay zekanın, algoritmik olmayan bir öğrenme yöntemine benzer bir şey kullanması gerekiyordu. İşte bu AlphaGo dedikleri o yazılım, Google'ın yaptığı bir yazılım, kendi kendine oynayıp derin öğrenme yöntemiyle bunları bir şekilde, oyun örüntülerini bir şekilde zihninde diyelim, ona zihindedir mi bilmiyorum ama orada dizerek bir şekilde bu işte ustalaşmayı becerdi. Yani doğru hamleleri yaparak insanları yendi. Fakat bizdeki sistem çok daha adaptif, çok daha kompleks problemlerle uğraşan ve çok daha hayatı kurtarmakla direkt ilgili. İşte hayat söz konusu olduğunda, yani her şey devreye giriyor. Hava durumunu okumaktan tut, yani bir hayvanın işte surat ifadesinden ya da sesinden anlam çıkarmaya varana kadar tabiatta birçok farklı bileşeni bir anda değerlendirebilecek kompleks bir tanıma sistemine ihtiyacım var. Bu da bizim sezgileri muhtemelen şu anda en azından yapabildiğimiz yapay zeka yazılımlarına göre çok 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 kompleks bir hale getiriyor. Amma ve lakin, ya bu sorunun esas bugünün insanını ilgilendiren bence önemli bir tarafı var. Bu sürekli insanın fabrika ayarları teorisinde devamlı olarak bahsettiğim, hani bu uyum sorunları var ya, eski dönemde geliştirdiğimiz yetenekler bugün çoğu zaman kullanılmadığı için köreliyor ya da başımıza bela oluyor. Yani modern toplumda yarattığımız kurallar o kuralların, o becerilerin işleyebileceği ortamlar oluşturmuyor maalesef. Şimdi bu açıdan baktığın zaman sezgisel sistemde sürekli akılla, mantıkla, zekayla meşgul edilip okullarda, iş yerinde, orada burada devamlı akıl, mantık ve zekayla sorun çözmesi beklenen nesillerde çoğu zaman bir yük haline geliyor. Yahut kullanılmadığı için gittikçe yavaş yavaş çöküyor, sönümleniyor ve biz bu yeteneği kullanamaz hale gelebiliyoruz. Zararı ne? Çok basit bir zararı var. İşte geçen akşam anne ben nasıl oldum diye bir webinar yapmıştım mesela. Orada da biraz bu konudan bahsettik. Bir kadınla erkeğin bir araya gelmesi için arka planda manyak gibi biyolojik mekanizmalar çalışıyor. Yani dün evvelsi gün 1,5 saat webinar yapacağım dedim. Neredeyse 2 saate uzadı. Anlat anlat bitiremedim ki bu sadece benim ilgilendiğim kısmı. Benim daha bilmediğim tonla mekanizma var muhtemelen. Bilim dünyasının haberi olmayan ne kadar mekanizma var. Fakat biz enteresan bir şekilde insanlar bir kendimize dönsek, sezgilerimize kulak versek bu mekanizmaların hepsi bize sezgisel olarak bazı kanaatler oluşturuyorlar ve biz aslında doğru eşi, doğru kararı, doğru yolu, doğru yönü sezgisel sistemle bulabilecek bir güce sahibiz. Ama biz sezgilerimizi hiç kullanmazsak modern dönemde, isim vermeyeyim şimdi, bazı arkadaşlarım var hem de tanınan insanlar. Yani kız arkadaşlarına kan testi isteyecek kadar olayı böyle algoritmalara indirgeyebiliyorlar. Yani MHC genlerinin uyumuna bakalım, ona göre karar verelim işte çocuk yapacağız mı yapmayacağız mı gibi. Şimdi bu çok akıllıca bir şey değil. İçinde bulunduğumuz sistemin, medeniyet sisteminin zihnimizin belli bir tarafına aşırı yüklenmesinden kaynaklı olarak biz doğal ve daha kompleks yetenekleri kullanamaz hale geliyoruz. İşte bu da onlardan bir tanesi. Kimlerde bu yetenek daha gelişkin oluyor, daha çok zorlanıyor? Tabii ki sanatçılarda, yaratıcı işler yapanlarda, modacılarda falan filan, böyle biraz kutunun dışından düşünmesi gerekenlerde. Şeyi bilirsiniz mesela, böyle hani modacılarla falan temsil edilir ama bazı arkadaşlarınız vardır. Mesela gözü tarz deriz onlara. Böyle bir şey yaparlar oturur yani. Mesela işte bir yerde bir elbise gösterirsin, bu nasıl? Der ki bu şurada gitmez, onun yerine şunu al. Hakikaten bir giyersin, sen daha giymeden o böyle sezgisel olarak onun sana oturacağını bilir. Ya da ne bileyim işte bazı tasarımcılar, mimarlar daha ortada böyle dörtgen şeklinde planlar varken öyle bir hayal kurar ki sezgisel olarak neyin nereye oturacağını hemen çıkarırlar. Onlara sorsan bunu nereden biliyorsun kardeşim diye anlatamazlar. Ama bir şekilde onların dediğini yaparsanız, doğru şeyi yaparsanız en optimal tasarım falan bir şekilde ortaya çıkmış olur. Sözün özü bence buradan hani eve götürülecek mesaj, sezgilere kulak vermenin yollarını araştırıp acık genişletelim. Hazal el kaldırıyor. Evet Hazal. Hocam araya direkt girmek istemedim ama
O zaman şöyle bir daha önce tartıştığımız da bir şeydi. O zaman şöyle bir şeye de çıkarım yapabiliriz. Sezgi aslında bir bilinç dışının da getirdiği bir örüntü hali. Yani neyi algıladığımızı fark etmediğimiz ama algılamaya devam ettiğimiz, belki de algılama becerisini körelttiğimiz bir biçim. Hem biraz evrimsel açıdan hem de aklıma gelen örneklerden biri olduğu için biri bana bakıyor deyip döndüğümüzde gerçekten bazen birinin bize baktığını yakalayabiliyoruz. Hem de bir yandan belki de bir beceri diliydi bu. Belki bu sezilerle hareket etme haliydi. Ve modern çağa geldikçe biz bunu unutmaya başladık. Yani kaybettiğimiz bir beceri aslında Çok ortadaki. doğru bir Belki. yere denk getirdim. Ben şimdi sadece gözümüzden, kulağımızdan ya da beş duyumuzdan giren veriler üzerinde bir sezgiden bahsettim. Bir de hakikaten kaynağını bilmediğimiz bahsettiğin gibi sezgiler var. Mesela Rupert Sheldrake bunlar üzerine adam işte biri beni gözetliyor diye bir kitap yazdı. İşte arkadan bakıldığında insanlar nasıl hisseder? Bunun deneylerini falan yapmaya kalkmış. Tabii böyle uçuk şeyler denediği için de abiyi tard ettiler hemen. Bilim dünyasında çok dalgaya alınmış birisi ama bence deneyleri çok akıllıca yapılmış. Ülkenin ta öbür başında bulunan bir stüdyoda ülkenin bir başka yerindeki kameradan bir adamın ensesi çekiliyor. Ve bu görüntü işte Amerika'nın öbür tarafında bir stüdyoya gönderiliyor. O stüdyoda bir kişi monitörden o kişinin ensesine baktığında kaç denemede diğer taraftaki enseden birinin ona baktığını anlayacak. Yani arada direkt bakış da yok, arada kameralar falan var. Ve istatistiksel olarak anlamlı olacak kadar fazla miktarda insan, özellikle hanımların bu işte daha kapasiteli olduğunu biliyoruz, seçiyor. Biz bunun mekanizmasını hayal bile edemiyoruz. Yani bir insan arkadan bakınca gözünden bir şey çıkacak hali yok yani gidip ona işte nasıl bir temas olacak da o insan bunu isteyecek. Varsayalım ki böyle bir yetenek var. Bunun seçilimsel avantajını bir düşünelim. Mesela şeylerde bunu görüyoruz. Civcivlerde, farelerde vesaire. Şimdi bu hayvanlar yukarıdan yırtıcı bir kuş kendilerine bakışı kitlediği zaman doğal olarak mesela bir kartal ne zaman ya da bir şahin ne zaman bakışı kitler? Dalışa geçip onu avlayacağı zaman. Eğer bir hayvan böyle bir şeyi hissedebilecek mekanizmaya bir şekilde sahipse başarılı olup seçileceği çok açıktır. Çünkü av kitlendi mi hızla kaçacak ve avın kendisini yakalamasını engelleyecek. Böylece daha çok hayatta kalacak, daha çok yürüyecek ve bu özelliği daha çok yavrusunu aktaracak. Bir süre sonra ortadaki canlıların önemli bir kısmı böyle bir beceriyle dünyaya gelmiş olacaklar. Aynı şey bizim için de var. Mesela arkadan gelecek herhangi bir tehlikeyi, özellikle bakışları olan, gözleri olan bir canlıdan gelebilecek bir tehlikeyi yahut bir insandan gelecek tehlikeyi sezen bir sistem varsa niye olmasın? Yani şu anda bilmiyoruz diye olmayacak anlamına gelmiyor. Bunun seçilmiş olabileceğini hemen tahayyül ederiz. Yani işe yarar bir sistemdir. Ama tabii bilimi ilerleten şeyler her zaman, özellikle sevgili Hazal da yolun başında olduğu için ona da hatırlatayım. Böyle salakta soru sorulur mu ya denecek kadar salakça soruları sorabilen insanlar sayesinde oluyor. Acaba böyle olsa ne olur? What if sorusu bilimde en ilerletici sorulardan bir tanesidir. Dolayısıyla iki insan arasında böyle gerçekten sözsüz, duyular dışı bilmem ne bir iletişim olsa ne olur acaba diye düşünmeye başladığında işte bunu nasıl sınayabileceğinin yöntemlerini yani deneylerini düşünmeye başlarsın. Veri toplamaya başlarsın ve dünyayı o gözle bakıp araştırmaya başladığında da el mecbur yeni bir şeyler bulursun yani. Ama herkesin sorduğu soruları sorup daha da kötüsü herkesin verdiği cevaplarla tatmin olunca da bilim olmuyor işte. O zaman tekrarlı bir uygulayıcı oluyorsun. Azıcık cesur olmak lazım galiba böyle bilim yapmak için. Geçen sene nörobilimden mezun olan bir öğrencimiz vardı, Şeyma Betül, biliyorsunuz. Sultan Hoca ile bir test çalışması yaptılar. Siz de bu test çalışmasında jüri üyesiydiniz. Evet. Hatırlar mısınız onu Hatırlamaz acaba? olur muyum? Ön sezi deneyi. Bence Evet. yapılmış en havalı deneylerden bir tanesiydi. Evet. Verelim mi özetini? Verelim. Bu da bir İşte. sezgi sonuçta. Evet. Aslında ön sezi dediğimiz bir şey olmadan önce sezme. Biraz önce konuştuğumuz sezgi olan meselelerden bir sonuç çıkarmaktı. Şeyma'nın deneyinde rastgele sırada gösterilen resimlere işte deneklerin beden tepkileri ölçülüyordu. Özellikle stres tepkileri. Rastgele sırada resimler verirken resimlerden bazıları şiddet, bazıları erotik içerikli resimler. Ve bu resimler karışık sırada verilmesine rağmen, herkes de farklı olmasına rağmen insanlar istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde kötü görüntüler yani bu şiddete bağlı, şiddet içeren görüntüler ya da erotik, pornografik görüntüler görünmeden önce, daha resimler gelmeden önce deri iletkenliklerinde bir artış kaydedildi. Bu arada bu Sultan Hoca'nın tek başına ürettiği bir fikir değil. Dünyada böyle deneyler senelerdir yapılıyor. Bunun üzerine koca koca enstitüler var. Binlerce insana yapıldı şimdiye kadar. Ve yani biliyoruz artık böyle bir sistem var. Hatta ciddi ciddi şu konuşuluyor.
geliyor şimdi. Malum akıllı saatler bilmem neler artık giyilebilir teknoloji bizim bu tip verilerimizi sürekli alıyor ya. Yani dünya üzerinde böyle sunuculara akan insanların giyilebilir teknoloji ürünlerinin verileri sürekli olarak izlense ve dünyanın başına bir felaket geleceği zaman acaba insanlar önceden gaza gelip de biz bunu tespit edebilir miyiz gibi düşünen insanlar var. Bizim burada birine anlat bizim standart takıldığımız yani dert ben alırım öyle şey falan diye hemen yan çizecektir ama yeni bir teknoloji geliştirilirse bu konuda onu kimin geliştireceği sanıyorum aşikar. Yani bu soruları soranlar, bu yöntemleri merak edip araştıranlar olacaklar onlar diye düşünüyorum.